Arkadaşlar bugün sayfa 15 ile devam ediyoruz. Şimdi birinci soruda demiş ki A, B ve BA iki basamaklı farklı doğal sayılardır. Buna göre AB eksi BA ifadesinin A eksi B'nin kaç katına eşit olduğun kaç katına eşittir demiş daha doğrusu. Şimdi iki basamaklı ya bu. Ben bunun bir onlar basamağın 10A birler basamağına artı 5 şeklinde yazabilirim. Eksi B A'yı da aynı şekilde yazabilirim. 10B eksi A şeklinde yazabilirim. A eksi B'nin kaç katıdır demiş. Şimdi ilk önce bu ifadeyi düzenleyelim. 10 A'dan A'yı çıkardığımda 9 A B eksi 10 B'de eksi 9 B ediyor. Buradan ne yaptım? 9A eksi B oldu. Nasıl oldu? 9 parantezine alarak. Bize zaten A eksi B'nin kaç katıdır demişti. 9 katı çıkıyor cevap. İkinci sorumuza geldik. Diyor ki ABC ve CBA 3 basamaklı. AC ve CA 2 basamaklılar. Buna göre ABC eksi CBA ifadesi AC eksi CA'nın kaç katıdır? İlk önce şu ifadeyi yapalım. Yüzler basamağı artı onlar basamağı artı birler basamağı eksi yüzler basamağı şu ifadeyi yazıyorum bu sefer. Yüzler basamağı eksi onlar basamağı eksi birler basamağı. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. Nasıl düzenleyeceğiz? Bakın burada artı 10 var. Eksi 10 var. Birbirlerini götürdü. 100A eksi A 99A C 100C eksi 99C. Şimdi bir de burada bizim iki tane sayımız vardı iki basamaklı. Burada verdi. Bunları da açalım diyor diyelim. Bunları da açalım. Şurada açalım. 10A artı C eksi 10C artı pardon eksi A. 10A artı C eksi 10C eksi 10A diye açtık bu ifadeyi. Şimdi bunu da düzenleyelim. 9A eksi 9C kaldı. Şimdi bu ifadem var elimde. Bir de bu ifadem var. 99 parantezine aldığımda A eksi C. Burada da 9 parantezine aldığımda A eksi C oldu. 99. 9'un kaç katı? 11 katı. Cevap 11'miş. Geldik 3. sorumuza. A, B, B, C ve C, A 2 basamaklı sayılardır. Buna göre A, B artı B, C artı C, A ifadesi A, B, C'nin kaç katıdır? Şimdi bunların hepsi 2 basamaklı. Ben bunu 10A artı B, 10A artı B diye yazarım. Aynı şekilde bunu da 10B artı C diye yazarım. Aynı şekilde bunu da 10C artı A diye yazarım. Düzenleyelim. 10A burada var. Bir de burada A var. 11A oldu. Artı 10B var. B var. 11B. C var. 10C var. 11C. 11 parantezine aldığımda A artı B artı C kalıyor. A zaten bize de A, B, C'nin kaç katıdır diye soruyordu. Cevap 11'miş. 4. sorumuzda A, 3, B ve A, 10. 3 basamaklı. 2B 2 basamaklı doğal sayılardır. Buna göre A3B eksi 2B ifadesi A10'un kaç katıdır? Demiş. Şimdi bu ifadem 3 basamaklıymış. O zaman 100A artı 30 artı B şeklinde yazarım. Bu ifadem eksi 20 eksi B şeklinde yazdım. Buradan B'ler gitti. Artı B eksi B'yi götürdü. Buradan ne kaldı? 100A artı 10 kaldı. Şimdi burayı açalım. Nasıl açacağım? Şöyle. 100A artı 10 artı 0 diye açabilirsiniz. 0. Şurayı pardon A yazmışım. Çok özür diliyorum. 0. Şimdi ben bunu nasıl açtım? Yüzler basamağı 100 ile çarptım. Onlar basamağı 1. 10 ile çarpıyorum 10.
Zaten birler basamağı da 0-0 olarak yazıyorum. Şimdi bu ifadenin kaç katıdır dedi. Şimdi 0 zaten etkisiz eleman burada. 100A artı 10, 100A artı 10. Yani ikisi de birbirine eşit. O zaman biz buna bir katıdır diyoruz. Evet, sayfa 15'te bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.